Yerküre üzerinde çok büyük bir insan hareketliliği ve yaşam devinimi göçmenlik. Ve Kanada bu olgunun cazibe merkezlerinden biri. Yüksek bir sosyal yaşam kalitesi, güvenilir bir ekonomisi ama en önemlisi saygı duyulan kişisel ve toplumsal ahlaki değerleri var. Kanada'nın dünyanın her yerinden göçmenleri kabul etmek için oluşturduğu bir havuz var. Kanada Express Entry havuzuna siz nasıl dalabilirsiniz? Kolluk can simidi gerekli mi? Kanada göçmen denizine açılan tek kanal bu havuz mu? Lisanslı göçmenlik danışmanı Burcu Akyol tam da bu can alıcı soruların cevaplarını verecek. Önce Express Entry ile başlamak istiyorum. Tam bir Türkçesi yok ama zaten son derece evrensel, uluslararası bir kavram. Nedir bu sihirli Express Entry havuzu? Evet, Express Entry 2015 yılında başlatılan bir sistem. Daha önce de tabii ki Kanada göçmeni alıyordu. Fakat çok fazla bir birikme olmuştu online olmadığı için sistem. 2015 yılında bunu online'a çevirdiler ve adı Express Entry oldu. Aslında Express Entry bir göçmenlik sistemi değil. Express Entry'nin altında 3 tane göçmenlik programı var. Ekonomik göçmenlik programı. Bunlar Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade, zanaat, nitelikli zanaat grubu ve Canadian Experience Class dediğimiz Kanada'da bir yıl iş deneyimi, en az bir yıl iş deneyimi olan kişilerin başvurabileceği bir sınıf. Türkiye'de olan ve Kanada'ya hiç gelmemiş ve hiç burada iş deneyimi olmayan insanlar için bahsedeceğimiz kategori Federal Skilled Worker, yani nitelikli çalışan grubu. Burada kişilerin yaşı, İngilizce ya da Fransızca ve veya dil yeterliliği, eğitim seviyesi ve iş deneyimi çok önemli. Nitelikli iş deneyimi diyoruz. Yani diploma gerektiren işler de çalışmış olmaları gerekiyor kişilerin. Burada bir hayat kurabilmek için yeterli bir finansal birikime sahip olması da gerekiyor kişinin. Bunlar bir araya geliyor ve ortaya bir puan çıkıyor. Buna CRS deniyor. Express Entry havuzuna girebilmek için bir puan. Dil yeterliliği çok önemli. Minimum 6 almak gerekiyor IELTS General sınavından. Fakat bu minimum score kimseye yetmiyor. Yani hep önerdiğimiz 7-7-7, 8 bandı listening'den 8. 80 tane eyalet aday programı var Kanada'da. Bunlar federal programı. Güzel bir şekilde destekliyorlar. Bunların bir kısmı Express Entry ile entegre. Birlikte hareket ediyorlar. Yani bir eyalet kişiye adaylık verdiği zaman, diyelim ki bir eyaletin ihtiyaç duyduğu meslek grubundasınız. O geliyor size Express Entry havuzunda bulabiliyor. En son mesela Ontario'da bu teknoloji, IT çalışanları ile ilgili bir çekiliş oldu. Ve belli bir puanda, normalde Express Entry puanı belki federal çekiliş için yeterli olmayan bir kişi Ontario tarafından havuzdan çekilebildi. Bu eyalet programları bize çok güzel bir yol sunuyor. Mesleğinizden dolayı aranıyor olabilirsiniz. Belki bir takım özelliklerinizden dolayı, yaşınızdan dolayı mesela puanınız yüksek değildir ama mesleğiniz çok önemli bir meslektir ve şansınız olabilir. Self-employed kategorisi çok özel bir kategori. 33 tane meslek var bu self-employed'un altında. Örnek olarak çevirmenler, gazeteciler, yönetmenler, yapımcılar, kamera arkasında çalışanlar, hakemler, pek çok dediğim gibi bayağı geniş, sanatçılar kapsamlı. Sanatçılar ve sporcular. Ama mesela iç mimarlar da var. Yani hani girer mi acaba bu gruba dediğiniz meslekler de bazen o grubun içinde olduğunu görebiliyoruz. Burada önemli olan bir takım kriterler var tabii. Kişinin kendi ülkesinde bu işten kendi işinin sahibi olarak, yani self-employed olarak hayatını kazanıyor olmuş olması. 2 sene, son 5 yıl içinde 2 sene böyle bir şart var. Kanada'ya gelince, Kanada'da da aynı şekilde hayatını aynı meslekten kazanabilecek durumda olması gerekiyor. Her meslek böyle transfer edilemeyebiliyor. Kişi buraya geldikten sonra öğrenim izniyle ve belli bir süre öğrenim gördükten sonra devlet okulunda, bir devlet college ya da üniversitesinde öğrenim gördükten sonra ek puan alabiliyor Express Entry sisteminde. Ve bunun üzerine bir de hükümet, Kanada hükümeti mezun olan kişilere mezuniyet sonrası çalışma izni veriyor. Daha sonra burada nitelikli iş, skilled work deneyimi kazanabilirse kişi daha fazla ek puan alabiliyor. Dolayısıyla başta o yetmeyen Express Entry, CRS puanları yeterli hale gelebiliyor burada ama çok iyi bir planlama yapmak lazım. Yani aslında
öğrencilik, uluslararası öğrencilik statüsü. Hani Express Entry havuzu demiştik. O havuzda bir John Smith'i ama çok doğru noktaya bırakılması lazım. Evet, doğru mu? Evet. Eyalet seçimi de çok önemli. Mesela Ontario, British Columbia gibi eyaletlere çok fazla talep var ve bu eyaletlerin PMP'leri, eyalet aday programları çok çabuk dolup kapanabiliyor. Ama pek çok eyalet var Kanada'da. Dolayısıyla onları bilip doğru eyalet seçimi, doğru şehir seçimi yapılırsa bu şanslardan faydalanmak daha mümkün. Kanada'da çalışmaya gelmek mümkün fakat burada işveren için bir süreç var. İşverenin bir başvuru yapması gerekiyor devlete. Şunu demesi gerekiyor. Ben yurt dışında, işte Türkiye'de şu çalışanı işe almak istiyorum, ona ihtiyacım var. Ama ben Kanada'da, Kanada vatandaşı olan ya da kalıcı oturum izni sahibi olan kişiler içinden bir arama yaptım, iş ilanı verdim. Belli süreleri var bunların ve kişileri mülakata çağırdım fakat bulamadım. Bunu devlete kanıtlaması gerekiyor. Yani bu çok kapsamlı bir süreç. Belirli bir ücret ödemesi gerekiyor. Ondan sonra eğer bu değerlendirme, buna Labor Market Impact Assessment deniyor, kısaca LMIA, eğer bu olumlu sonuçlanırsa kişiye iş teklifinde bulunabiliyor. O yüzden her pozisyon için mümkün değil. Yani özellikle burada regüle edilen meslekler, bir avukatlık, bir doktorluk, bir öğretmenlik için mümkün değil. Ya da ne bileyim, bir satış pazarlama pozisyonu. Yani burada rahat bulunabileceğini düşünebileceğimiz pozisyonlar için maalesef geçerli değil. Ama mesela teknoloji profesyonelleri, IT profesyonelleri çok şanslı olabiliyor bu konuda. Federal program seçenekleri çok fazla değil. Bir startup viza denen bir program var. Yenilikçi fikirler gerekiyor ve buradaki bazı yatırımcıların desteğini almak gerekiyor. Bu melek yatırımcılar gibi. Onun dışında eyaletlerin çok fazla programları var. Ama hepsinin farklı kriterleri var, farklı yatırım miktarları var. Bunun dışında da kişinin burada bir iş yeri satın alarak ya da bir iş yeri açarak ya da bir franchise açarak bir iş teklifi, yani kendi işinin sahibi olup kendine iş teklifi yapabileceği ve bundan belli bir puan alabileceği bir sistem var. Bu bir yatırımcı programı değil ama Express Entry için temeli olan bir kişi belirli sebeplerle puanı yeterli değilse ama yatırım kabiliyeti, yatırım gücü varsa owner operator dediğimiz bu kategoriden de ilerleyebiliyor. Bir danışmanla çalışılacaksa bu kişinin lisanslı bu işi yapmaya yasal olarak yetkisi olan biri olması gerekiyor. Hayalet danışmanlar diye mesela bir şey duyuyoruz. Evet, gerçek evet. Mi? Gerçekten öyle var burada olmayan? Burada ghost consultants deniyor ve çok sayıda var. Her ülkede, yani sadece Kanada'da değil farklı ülkelerde de bu kişiler var. Ve maalesef insanları yanlış umutlarla yönlendirip burada gerçekten maddi ve manevi olarak zarara uğramalarına neden olabiliyor bu kişiler. Evet, büyük efsaneye gelmek istiyorum. Kuzey Amerika'da, yani Amerika'da ve Kanada'da tır şoförü olmak efsanesi. Çok büyük paralar kazanırız, hayatımız kurtulur, kafamız rahat, tır sürelim. Bu gerçek mi? Kanada tır şoförleri için evet maddi olarak iyi bir şeyler sunuyor biliyoruz ama bu kadar kolay açıyor mu kapıları? Tır şoförlerine ihtiyaç duyulduğu doğru. Tabii kişinin uluslararası belgeleri olabilir ama o geçerli iş teklifinde kilitleniyor konu. O zaman dil bilen tır şoförü gene de... Evet, yani uluslararası belgeleri varsa ve o bahsettiğimiz geçerli iş teklifini alabiliyorsa kişi tabii ki buraya çalışmaya, work permit, çalışma izni başvurusu yaptıktan sonra, onu aldıktan sonra gelebilir. Çok sık değişen bir sistem, çok aslında karmaşık bir sistem. Bu sisteme hakim olup insanların hayallerini, Kanada hayallerini gerçekleştirmeleri için, burada yeni bir yaşam kurabilmeleri için onlara destek vermek. Kanada göçmenlik denizinde yol almak çok da zor değil. Yeter ki yelkeninizi doğru rüzgarla, doğru bilgilerin rüzgarıyla doldurabilin. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz.